kocanız ne alakası var diyorsa kesin bir alakası var. İlişkiler dediğimiz zaman oyunlardan bahsetmemek olmaz. Maalesef arkadaşlar hepimiz bu oyunların içerisindeyiz. Ama kocanız aslında şu mesajı veriyorsunuz. Bana yalan söyle. Ve arkadaşlar her oyunun maalesef sonucunda bir bedeli vardır. Size bir ipucu vereceğim arkadaşlar. Ve bundan sonra karşılaştığınız her şeyde bu 3 adımı uygularsanız çok daha sağlıklı ilişkiler yaşayacağınıza inanıyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Sevde İsteyin. Bugün sizlerle ilişkiler ve aldatma üzerine konuşuyor olacağız. İlişkiler bizim değerlerimizi, inançlarımızı ve dünya görüşümüzü sergilediğimiz en değerli etkileşim araçlarıdır. Ama baktığımız zaman maalesef bazı olumsuzluklar, aldatma ve güvensizlik hissi de yaşıyoruz. Şimdi bunların temelini anlamamız gerekiyor. Bunlar ya güvensizlik ya da aldatılma duygusu. Bunları oluşturan temel sebep şemalarımız arkadaşlar. Şemalarımız ne diye soracak olursanız bizim çocukluktan yetişkin yaşlarına kadar kendimizi koruma altına almak için kendimiz ve öz çevremizde geliştirdiğimiz dünya görüşü ve bakış açıları. Bunlardan bir tanesi mesela terk edilme duygusu. Bu nasıl hayata geçiyor? Ailesi tarafından ya da ilişkisinde olmaması gereken zamanlarda terk edilen bir birey maalesef acaba bu sefer de terk edilecek miyim? Bu sefer de beni bırakacak mı diye ilişkilerde sürekli denemelerini arttırıyor. Ve bu bir ilişki olmaktan çıkıyor ve karşı taraf usanıyor. Ve en sonunda o dozaj arttıkça bir ilişkide sadece karamsarlık, karmaşa ve kaos durumu söz konusu oluyor. Diğer taraftan duygusal yoksunluklar yaşıyoruz. Bunun bir sebebi de biz her zaman sevilme ihtiyacı hissediyoruz. Ailemizde de bu şekilde. Yani güven ve sevilme duygusunu alan insanlar ilişkilerinde çok daha rahat kendilerini gösterebiliyorlar. Ancak bu duyguyu alamadığımız zaman çok daha saldırgan, çok daha sorgulayan ve karmaşa yaratan bireyler oluyoruz. Bunların nedeni şemalar dedik. Şemalar ayağımıza dolanan sarmaşıklar arkadaşlar. Ve bu şemalardan kurtulmadığımız ve bunların farkına varmadığımız sürece sağlıklı bir ilişki yaşamamız maalesef mümkün değil. İlişkiler dediğimiz zaman oyunlardan bahsetmemek olmaz. Maalesef arkadaşlar hepimiz bu oyunların içerisindeyiz. Farklı bilinç seviyelerinde insanlarla oynamayı birazcık da alışkanlık haline getirdik. Evlisiniz ve işiniz için bir hafta yurt dışına seyahate gitmeniz gerekti. Eşiniz evde ve eve gelecek herhangi birinin olmadığını biliyorsunuz. Eve döndünüz ve bir bakıyorsunuz ki evde bazı saçlar ve bardakta bir ruj izi var. Şimdi kocanıza ilk soracağınız soru ne bu? Kocanız tabii ki bu anlamda sorduğunuz soruya yanıt veriyor olacak. Ama şimdi bu sorduğunuz sorunun temel bir sebebi var. Aslında gerçeği duymak istemediğiniz için ona gizli bir soru yönlendiriyorsunuz. Bu sosyal anlamda olayın gerçekten sebebini anlamak için sorulan bir soru gibi gözükebilir. Ancak psikolojik anlamda bu eşinizi oyuna davet etmekten başka bir şey değildir. Onu bir oyuna çektiniz ve bu oyun aslında size hiçbir zaman doğru yanıtın gelmeyeceği bir oyun. Çünkü baktığınız zaman ne o saçların ne o rujun sizinle alakası olmadığını ve yanlış şeyler döndüğünün farkındasınız. Ama kocanız aslında şu mesajı veriyorsunuz. Bana yalan söyle. Dolayısıyla kocanız ne yapıyor? Ne bardağı ne alakası var? Kocanız ne alakası var diyorsa kesin bir alakası var. Tabii ki eşiniz aldığı cevaplardan dolayı hiçbir şekilde tatmin değil. Neden? Aslında bir oyuna davet etti. Ve arkadaşlar her oyunun maalesef sonucunda bir bedeli vardır. Dolayısıyla yalan söylemek için yönlendirdiğiniz kocanızla hiçbir zaman mutlu olacağınız bir sonuç elde edemeyeceksiniz. Bu ne demek oluyor? Siz yalanı teşvik edip ona bir soru yönlendirdiğiniz zaman onu bir oyunun içine çektiniz. Sonucu yani ödeyeceğiniz bedelse duyduğunuz yalan sebebiyle kızgınlık, kırgınlık ve hayal kırıklığı olacaktır. Yapmanız gereken ne mi? Sorduğunuz soruların gerçek temele dayandırılmasına özen gösterin. Bu sorular neden önemli? Bizler yetişkiniz ve ilişkilerimizde her zaman bir yetişkin olarak soru soruyoruz. Eğer o bardakta ruj varsa o bardakta ruj vardır. Size bir ipucu vereceğim arkadaşlar. Ve bundan sonra karşılaştığınız her şeyde bu 3 adımı uygularsanız çok daha sağlıklı ilişkiler yaşayacağınıza inanıyorum. Birincisi, durumu tamamıyla kabul edeceksiniz. Ani karar vermeyeceksiniz. Kendinize yüklenmeyeceksiniz ve durumu kişinin sorumluluğuna bırakacaksınız. 2. Alternatif yollar bulacaksınız. Hangi seçenek sizin için çok daha iyi olur buna karar veriyor olmanız gerekiyor. Ve eğer sonucuna katlanacaksanız o alternatiflerin peşinden gitmelisiniz. 3.
aldığınız alternatiflerle ilgili kararlarda harekete geçiyor olmanızı bekleyeceğim. Ve harekete geçtiğiniz zaman her şeyin sorumluluğunu alan ve işin günün sonunda ilişkiye dair yapılması gerekeni yapmış bir birey olarak hayatınıza ve yeni ilişkilerinize devam edeceğinizi düşünüyorum. İlişkileri her zaman olması gerektiği gibi yaşayalım ve bu şekilde analım. Bunun için şemalarımızdan uzak duralım. Diğer taraftan da eğer aldatılırsak ne yapmamız gerektiğinin lütfen farkında olalım. Bu kurala uyduğunuz zaman oyunlardan da uzak duruyor olacaksınız. Şu ana kadar anlattıklarımı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımın altında yorumlarınızı ve beğenilerinizi benimle paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Çok teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere.